MIT Açık Ders Malzemeleri, Lineer Cebir, 18.06, 18. ders. Tamam. Bu dersin ikinci yarısının başlangıcı gibi. Çünkü şimdiye kadar dikdörtgensel matrislere çok ilgi gösterdik. Şimdi kare matrisler üzerine yoğunlaşacağız. Yani iki büyük konudayız. Bu yeni bölümün ilk dersi determinantlar. Kare matrisin determinantları üzerine. Determinantlara ihtiyaç duymamızın en büyük nedeni özdeğerlerdir. Yani bu determinantlar ve özdeğerler 18.06'nın sonraki en büyük parçasıdır. Tamam. Böylece determinant her kare matrisle ilişkili olan bir sayıdır. Yani her kare matris onun determinantı olarak adlandırılan bu sayıyla ilişkilidir. Onu sıklıkla DETA olarak yazacağım ve yine sıklıkla A'nın iki yanına dikey çubuklar koyarak yazacağım. Ki bunun anlamı matrisin determinantı olacak. Bunun anlamı buradaki sihirli sayı olacak. Bir sayı bütün matrisin ne olduğunu söylemeyebilir. Ama bu bir sayı tek bir sayı içinde mümkün olduğu kadar çok bilgi istifler. Ve tabii ki daha önce gördüğünüz ve onu tekrar göreceğimiz bir gerçek var ki o da determinantı sıfır değilse matrisin tersinin olmasıdır. Determinantı sıfır olduğunda matris tekildir. Yani determinant matris tersinin olması için test olacak. Ama determinantlarda bundan daha çoğu var. Öyleyse başlayalım. Tamam, şimdi soru nasıl başlayacağımda. Determinantlar için büyük bir formül tek bir yudumda vereyim mi sanmıyorum. Bu büyük formüller içinde çok şey var. Determinantın 3 özelliğiyle başlamayı tercih ederim. Sahip olduğu 3 özellik. Ve ilk özelliği söylüyorum. Birim matrisin determinantı 1'dir. Tamam. Keşke diğer iki özellikte bu söylediğim kadar kolay olsaydı. Ama gerçekten ikinci özellik de oldukça basit. Ve sonra üçüncüye geldiğimizde determinantı elde etmiş olacağız. Bu üç özellik determinantı tanımlar ve biz o zaman anlayabiliriz. Determinantın ne olduğunu anlayabiliriz. Onun için bir formül ne? Şimdi ikinci özellik, bir matrisin iki satırını yer değiştirdiğimizde ne olduğudur. Determinanta ne olur? Yani özellik 2, satırların yerini değiştirirseniz determinantın işareti değişir. Birçok artı ve eksi işareti. Ben bile buraya artı ve eksi işaretler yazdım. Çünkü bu konu determinant formülleri ve tanımlarında özellikle dikkat etmemiz gereken bir nokta. Böylece burada bu özellikle neyi anlatmak istediğimi gördünüz. Size determinantın ne olduğunu henüz söylemedim. Ama o her neyse iki satırını değiştirdiğimde farklı bir matrisim olur. Bu da determinantın işaretini değiştirir. Ve böylece şimdi gerçekte hangi matrislerin determinantını biliyoruz? 1'den ve 2'den şimdi determinantı biliyoruz. İyi. Birim matrisin determinantını kesinlikle biliyorum. Ve şimdi aynı eşitlikleri satır değiştirmeden gelen bütün başka matrislerin de determinantını biliyorum. Yani bu noktada hangi matrislerim var? Permütasyonlar, değil mi? Bu noktada bütün permütasyon matrislerini biliyorum.
Yani şimdi bir permütasyon matrisinin determinantının 1 veya eksi 1 olduğunu söylüyorum. Değişim sayısının çift veya tek olmasına bağlı olarak 1 veya eksi 1 olur. Yani bu bir permütasyonun determinantı. Şimdi P önceden olduğu gibi permütasyonu göstersin. Tamam. Bu tahtada devam edeyim. İki ikilikleri yapabilirim. Peki. Özellik 1 bana bu 2y ikilik matrisin daha tam yazsam iyi olur. Yani bu determinantı göstermek için parantez değil dikey çizgileri yazsam daha iyi olacak. Özellik 1 2y ikilik durumunda bu matrisin determinantının 1 olduğunu söylüyor. Özellik 2 bana bu matrisin determinantının ne olduğunu? Eksi 1. Bu 2 ikilerdeki gibi. Şimdi son olarak elde etmek istediğim, en sonunda elde etmek istediğim, hepimizin bildiği bu formül, bunu şuraya bir yere koyayım. Genel 2y 2'nin determinantı ad eksi bc'dir. Tamam. Bunu burada bırakacağım. Biz zaten 2'ye 2 durumu biliyoruz. Her özelliğin 2'ye 2'de doğruluğunu kontrol edebilirim. Ama bu özelliklerin bütün önemi bana n'ye n için bir formül verecek olması. Bunun bütün önemi bunu herhangi bir boyuttaki matris için başka önemli özellikler ve tersi alınabilirlik için bir test olan bu sayıyı verecek olmasıdır. Tamam. Gördüğünüz gibi biraz yavaşlıyorum. Çünkü üçüncü özellik kilit bir özelliktir. Özellik 3 anahtar özellik olup ve onu bir şekilde tanımlayacağım. Belki 3a ve 3b gibi iki parçaya ayıracağım. Özellik 3a der ki eğer satırların birini mesela birinci satırı t gibi bir sayıyla çarparsam bunu sileceğim. Bu gideceğimiz yer. Ama henüz orada değiliz. Bu bildiğimiz bir şey ve göreceksiniz ki her bir özelliği sağlayacak. Tamam. Böylece bu herhangi bir matris için. Herhangi bir matris için eğer bir satırı t ile çarpar ve diğer satırları diğer n eksi bir satırı öylece bırakırsam determinanta ne olur? T çarpanı dışarı çıkar. O bu determinantın t ile çarpımı olur. Bu zor değil. 3a özelliğini çok abartmamalıydım. Ve 3b, ben her zaman bu ikinci satırı aynı tutuyorum. Veya şu son n eksi bir satır hepsi aynı kalıyor. Sadece çalışıyorum. İlk satıra bakıyorum. Ve eğer orada bir a artı a üssü ve bir b artı b üssü varsa daha özür dilerim yapmamalıydım. Neden doğru yapamıyorum? Silgiyi kullanacağım. B artı B üssü şurada. Ne yaptığımı görüyorsunuz. Bu özellik ve şu özellik sadece birinci satırın doğrusal bileşimi hakkında. Diğer satırları değiştirmeden bırakıyorum. Onların aynısını yazıyorum. O zaman bir toplamım olacak. Buradakinin ve bunun determinantının toplamı olarak ayrılacak. Formüller koyuyorum. Belki bunu kelimelerle söylemeye çalışmalıyım. Determinant bir doğrusal fonksiyondur. O birinci satırın bir doğrusal fonksiyonu gibi davranır. Eğer diğer bütün satırlar aynı kalırsa, şunu söylemiyorum, dikkatinizi çekeyim.
artı b'nin determinantının a'nın determinantı artı b'nin determinantı olduğunu söylemiyorum. Bunu söylemiyorum. Yapsam iyi olur. Yapabilir miyim? Bana söylemediğimi nasıl kayda geçebilirim? Görüyorsunuz. Bu tüm satırların sağlayacağı belirsiniz. A'nın bir sürü satırı var. B'nin de bir sürü satırı var. Aradığım doğrusallık bu değil. Ben sadece her bir satır içinde doğrusallığa bakıyorum. Her bir satır için doğrusallık. Sadece birinci satırla ilgili konuştuğumu söyleyebilirsiniz. Ama bunun ikinci satır için de doğrusal olduğunu iddia ediyorum. Bu ama yapamam. Hem birinci hem de ikinci içinde olan bileşim olamaz. Eğer ikinci satırda bir bileşim olsaydı, onu kural 2'yi kullanarak birinci satıra koyardım. Özelliğimizi kullanarak ve sonra kural 2'yi tekrar kullanarak onu geri yerine koyardım. Yani tek tek satırlar tamam. Sadece birinci satır değil ama her bir satır kendi içinde tamam. Bunlar 3 özelliğimiz. Bu özelliklerden özellik 1, 2, 3 bunlardan. Daha birçok şey öğreneceğim. Bir örnek ele alalım. Ne öğrenmek istiyorum? Şunu öğrenmek isterim. Özellik 4 burada. Buradaki aynı sayıları kullanayım. Özellik 4. İki satır eşit olduğunda determinant 0'dır der. Tamam. Böylece özellik 4. İki eşit satır determinantın 0 olmasına yol açar. Doğru. Şimdi tabii ki 2'ye 2 durumunda bunu kontrol edebiliriz. Tabii ki. AB, AB'nin determinantı 0 olur. Ama bunun N'ye N için niye doğru olduğunu görmek istiyorum. Bir 7'ye 7'lik matriste birinci satırın 3. satıra eşit olduğunu varsayalım. Böylece bir büyük matris içinde iki satırım aynı olur. Ve bütün yapmam gereken bu özelliklerle çalışmam. İşaret değiştiren yer değiştirme özelliğiyle her satırın kendi içinde çalışan doğrusallık özelliği. Tamam. Neden olduğunu görebiliyor musunuz? Bunu özellik 1, 2, 3'ten nasıl elde ederim? Çünkü bütün bunlarla çalışmak zorundayım. Her şey özellik 1, 2, 3'ten gelmek zorunda. Tamam. İki satır eşit olan bir matrisimizin olduğunu varsayalım. Bu özelliklerden onun determinantının 0 olduğunu nasıl görürüm? Bir satır değiştirme yaparım. Özellik 2 sadece bunun için var. İkinci özelliği kullan. Satırların yer değişimini kullan. Bu satırların değişimi. Ve aynı matrisi elde ederim. Elbette. Çünkü bu satırlar eşitti. Yani determinant değişmedi. Ama diğer yandan özellik 2 işaretin değiştiğini söyler. Böylece işareti hem değişen hem de değişmeyen bir determinantımız oldu. Ve o zaman mümkün olan tek şey bu determinantın 0 olmasıdır. Buradaki sebebi gördünüz mü? Bu çok açık. Özellik 2 bize, hey, iki eşit satırımız varsa determinant 0'dır der. Ve tabii ki bu aklımızdaki iki satırı eşit bir matrise sahipsek, onun tersinin olmayacağı gerçeğiyle örtüşür. Eğer iki eşit satırımız varsa bunun rankının n'den küçük olduğunu biliyoruz. Tamam, özellik 5 için hazırız. Şimdi özellik 5... Onu P olarak tanıyorsunuz. O der ki, her zaman yaptığım yok etme adımı bir katını çıkarma.
Birinci satırın bir katını diyelim ki kanıncı satırdan çıkartma işlemi. Bunu niye yaptığımı hatırlıyorsunuz. Yok etmede bu çarpanları öyle seçiyorum ki bu pozisyonda sıfır elde edebileyim. Veya satır i, satır k'dan belki şunu vurgulamalıyım ki burada satır 1 almamın bir özelliği yok. Tamam. Şimdi bu özelliği niye istediğimi görüyorsunuz. Çünkü determinantını bilmediğim kocaman bir matrisle başlayıp yok etmeyi kullanıp onu temizleyebilirim. Bu yok etme adımlarıyla köşegenin altında sıfırlar elde edebilirim. Ve önemli olan determinantın değişmeyeceğidir. Yani bütün bu yok etme adımları tamamdır. Determinantı değiştiremezler. Önceki bölümlerde kullandığımız dilde A'nın determinantı U ile üst üçgensel matrisin determinantıyla aynı olacak. Onun pivotları köşegen üzerinde. Bu nedenle bu özelliği istiyoruz. Tamam, bu özelliğin nereden geldiğini görüyor musunuz? Burada iki ekilik durumunda yapayım. Yani özellik 5'e devam edeceğim. Peki ne yapıyorum? Devam edeceğim. A, B, CD'miz olacak ama ikinci satırdan küçük L çarpı birinci satırı çıkartacağım. Ve işte bu determinant. Ve tabii ki çarpımı dağıtabilir ve bulabilirim. Gerçekten burada AD eksi BC var. Ve bu eksi ALB artı ALB sadeleşir. Ama sadece ile yaptım. Değil mi? Özellikleri kullanmak zorundayım. Peki hangi özelliği? Tabii bu birinci satırı aynı tutacağım ve ikinci satırı da tek C ve tek D var. Ve sonra şurada AB eksi LA eksi LB'nin determinantı var. Peki bu özellik hangisiydi? 3B. Birinci satırı aynı tuttum ve İkinci satırda bir bileşim vardı. Diğer satırda ve onu ayırdım. Tamam. Böylece bu özellik 3. Bu üçüncüsü. 3B diyelim istersen. Tamam. Şimdi 3A'yı kullanalım. 3A'yı nasıl kullanırız bakalım. O bana burada bir tane L'yi, bir tane eksi L'yi dışarı çıkartabileceğimizi söylüyor. L ve bu satırdan eksi L'yi çarpan olarak dışarı çıkarabilirim ve problem olmaz. Bu 3A'ydı. Böylece şimdi özellik 3'ü kullandım ve şimdi büyük son için hazırım. Özellik 4, bu determinantın 2 eşit satırının olduğunu, determinantın 0 olduğunu söylüyor. Bunun her zaman nasıl işe yaradığını gördünüz mü? Bir satırın bir katını başka bir satırdan çıkarttım. Bu bana kanıncı satırda eski satırla üstteki bir satırın bileşimini veriyor. Ve sonra madem iki eşit satırım oluştu, bu sıfır olur. Ve demek ki determinantın değeri yok etmeden sonra da aynı kalır. Güzel. Pekala. Şimdi bakalım. Eğer gözlüklerimi kurtarabilirsem özellik 6'nın ne olduğunu görebileceğim. Aa, 6 kolay. Şurada boş yer çok. Sıfırların satırı A'nın determinantının sıfıra eşit olmasına yol açar. Tamamı sıfır olan bir satır. Bu yine sanki tekil matrisler için kullanacağım bir özellik. Aslında ileriye bakıp bu özelliklere niye gereksinim olduğuna bakabilirsiniz. Böylece özellik 5'i yok etmeyi kullanacağım. Bu şeyleri kullanarak bu determinantın şu determinantla aynı olduğunu söyleyip burada sıfır elde edeceğim. Ama burada da sıfır elde edersem ne olacak?
yok etme bir sıfırlar satırı verirse ne olacak? İşte bu tekil, tersi olmayan, rank 2, rankı n'den küçükleri test etmek için daha önce kullandığım oldu. Ve şimdi görüyorum ki o aynı zamanda determinantın sıfır olmasını da veriyor. Önceki özelliklerden bunu nasıl elde ederim? Çünkü ben, bu yeni bir kural değil, bu eski birilerinden gelmeli. Öyleyse ne yapacağız? Evet, kullan. Bu çok güzel. Bu parlak bir fikir. Eğer 3a ile t'yi kullanırsanız 0'a eşit olur. Doğru mu? Yani bu 0, 0, c'den var ve bu determinantın 0 olduğunu göstermeye çalışıyorum. Tamam, 0 aynı kalır. 5, t'yi 5 alabilir miyim? Sadece onu yerine oturtmak için. Bu satırı 5 ile çarpacağım. 5, iyi. O zaman bunun 5 tanesi, eğer ben bunun içinde 5 çarpanı varsa ne olduğunu görüyorsunuz. Yani bu özellik 3a. T'si 5 olan. Bir satırı 5 ile çarparsam 5 dışarı çıkar. Öyleyse bunu niye yapıyorum? Ha, çünkü o hala 0 0 değil mi? Yani bu determinant 5 çarpı bu determinanta eşit. Ve determinant 0 olmak zorunda. Bunu olabilecek en iyi yolla yapmadığımı düşünüyorum. Evet, senin fikrin daha iyiydi. Evet, t'yi 0 alarak çarp. 3b kuralında t'yi 0 olarak almak senin fikrin miydi? Kural 3b'de t 0 ise, ve kamerayı yine kural 3b'ye getireyim, özgürüm. T 0 ise o zaman burada 0 0'ım olur ve determinant 0'dır. Tamam. Öyle ya da böyle. Sıfırlardan oluşan bir satırın anlamı determinantın 0 olmasıdır. Tamam. Şimdi ciddi olalım. Sonraki özellikler oluşturmaya çalıştıklarımız. Tamam. Böylece yok etme yapabilirim. Bir üçgen matrisi indirgeyebilirim. Ve şimdi bu üçgensel matrisin determinantı nedir? Sanırım varsayalım tamam. Kural 7. Şimdi matrisimizin üçgensel olduğunu varsayalım. Böylece üçgen matrisimiz var. Ve hatta bu pivotları D1, D2, DN olarak adlandıracağım. Ve burada yukarıda bir şeyler var. Bunların ne olduklarını bilmiyorum. O zaman bildiğim şey buradakilerin, köşegenin altındakilerin hepsinin 0 olduğu. Bunların hepsi 0. Ve determinantı bilmek istiyorum. Çünkü bunu yok etmeden elde edeceğim. Yani buradaysam o zaman determinant nedir? Bunları kaldırmak için silgi kullanayım. Yine bu dikey çubuklar olsun. Öyle ki U'nun determinantını alıyorum. Üst üçgensel matrisin determinantı nedir? Cevabı biliyorsunuz. O sadece D'lerin çarpımıdır. Bunlar, hatta harf bile koymadığım bu şeyler, bunlar önemli olmadığından determinant D1 çarpı D2 çarpı çarpı DN olur. Bir üçgen matrisimiz varsa o zaman bu bize tüm yapmamız gerekenin köşegenle çalışmak olduğunu söylüyor. Şimdi MATLAB'in yaptığı yolla herhangi bir makul yazılımda determinantı hesaplayabilir. 100 boyutlu bir matrisimiz varsa aslında onun determinantını hesaplamanın yolu yok etme olacak. Onu üçgensel matris yap, pivotları çarp, pivotların bir çarpımı, pivotların çarpımı. Şimdi determinantlarda her zaman hatırlamamız gereken bir artı veya bir eksi işareti olacak. Nerede? Bu kural nerede işin içine giriyor?
Olabilir mi? Determinant pivotların çarpımının eksi işaretlisi olabilir mi? Determinant D1, D2, DN'ye kadar olur. Bundan şüphem yok. Ama bu üçgensel formu elde etmek için bir satır değişimi yapmak zorunda olmuş olabiliriz. Yani bu nedenle satır değişimi olmadıysa o determinant pivotların çarpımı olur. Eğer SLU kodu, basit LU kodu, kare LU doğrudan hesaplıyorsa, bazı satır değişimi yapmak zorunda kaldıysam, o zaman artı veya eksiye dikkat etmek zorundayız. Tamam, ama olsun. Bu kural bu kadar basit. Tamam, bunu nasıl ispatlarım? Bakalım. D'lerin sıfır olmadıklarını varsayalım. Pivotlar sıfır değiller. Ve söyleyin bana, bu üstteki şeylerin hiçbirinin herhangi bir fark yaratmayacağını nasıl görebiliriz? Oralarda nasıl sıfır elde ederim? Yok etme ile. Değil mi? Sadece bu satırı uygun bir sayıyla çarpar, bu satırdan çıkartırım, o bunu yok eder. Bu satırı uygun bir sayıyla çarparım, bu da onu yok etti. Uygun sayı çarparak bu yok olur. Şimdi köşegenin üzerinde olmayan bütün terimleri tek tek yok edin. Sorun değil. Ve sadece köşegenle kaldım. Doğru konuşmak gerekirse, şimdi bir köşegen matris için hala niçin bu determinantın böyle olduğunu anlamam lazım. Yani bunun böyle olduğunu ümit ediyorum ama niçin? Özellik 1, 2, 3'e geri dönmeliyiz. Şimdi bu matris aniden köşegen oldu. Determinantın sadece bu köşegen elemanlarının çarpımı olduğunu nereden biliyorum? İyi. Neyi kullanacağım? Özellik 3A'yı kullanacağım, değil mi? Çarpı anlamayı uygulayalım. Bunu dışarı çıkaracağım. Bunu da D1'de ve 1 elde edeceğim. Birinci satırım bu olacak. Ve sonra D2'yi dışarı çıkaracağım. D2'yi buraya koyabilir miyim? Ve ikinci satır bunun gibi olacak ve böyle devam edecek. Yani bütün D'leri çarpan olarak dışarı aldım. Ve geriye ne kaldı? Birim matris. Ve sonunda hangi kuralı kullanmalıyım? Kural 1. Son olarak bu noktada nihayet kural 1 işin içine giriyor. Ve bu determinantın 1 olduğunu söylüyor. Yani determinant D'lerin çarpımıdır. Yani bu kural 5, yok etme kuralı 3A D'leri çarpan olarak dışarı çıkartma kuralı ve en iyi arkadaşımız kural 1. Ve muhtemelen kural 2 yer değiştirme kuralı da gerekmiş olabilir. Tamam. Şimdi bazı D'lerin sıfır olma durumunu da göz önüne almam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu D'leri temizlik yapıp matrisi köşegenleştirmek için kullanabileceğimi varsaydım. Ama ya köşegenlik sayılardan biri sıfır olursa ne olur? O zaman yok etme ile bir satırın sıfırlardan oluştuğunu biliyoruz. Ve sıfırların oluşturduğu bir satır için kural 6'yı kullanacağım. Determinant sıfırdır ve bu doğrudur. Yani tekil durumu kontrol edebiliriz. Aslında şimdi önemli bir noktaya geldim ki o da A'nın determinantının sıfır olması A'nın tekil olduğu zamandır. Ve diğer zamanlarda tekil olmaz. Böylece determinant, matrisin tersinin olup olmadığı test için iyi bir yöntemdir. Yani buna yakın olmak zorundayım. Çünkü herhangi bir matrisi alabilir ve buraya gelebilirim. Yaptın mı? Söyleyecek bir şey kaldı mı? İspatlar yok etme ile A'dan U'ya gideceğimizi söyleyerek başlıyor. Tamam, aslında bunu yapmadım gibi gözüküyor. Burada gerçekten çok yeni bir şey söylemedim. Bu var. Çünkü sadece nedenini hatırlayalım. Yok etme ile verilen A'dan U'ya gidebilirim. Güzel. Şimdi matrisin tekil olduğunu varsayalım. Matris tekilse ne olur? O zaman yok etme ile sıfırlardan oluşan bir satır elde ederim. Ve böylece
Determinant 0 olur. Ve matris tekil değilse sıfırlar olmaz. Yani belki bunu iki parçaya bölmemi ister misiniz? A'nın tersi olduğu zaman A'nın determinantı 0 olmaz. Çünkü halihazırda bölüm 2'de matrisin tersinin ne zaman olacağını anlattım. Onun tersi yok etme tüm bir pivotlar seti oluştuğu zaman vardır. Ve biz şimdi determinantın bu sıfırdan farklı sayıların çarpımı olduğunu biliyoruz. Yani şu iki durum var. Eğer o tekilse sıfırların oluşturduğu satırı elde ederim. Eğer onun tersi varsa U'ya gider ve ardından köşegen D'ye gider. Ve sonra D1, D2, DN'ye kadar gider. Formül olarak. Yani şimdi bir formülümüz var. Determinant için bir formülümüz var. Ve aslında AD-BC formülünden çok daha kullanışlı bir formül. Doğru mu? Belki de kontrol etmeliyim. Hadi kontrol edelim. 2'ye 2'lik bir matrisin pivotları nelerdir? 2'ye 2 bir matriste yok etme ne yapar? O birinci pivot, güzel. İkinci pivot nedir? Çıkartma işlemi yapıyoruz. Yani onu bu üst üçgensel forma koyacağım. Ne yapmalıyım? Çarpanım C bölü A olur, değil mi? Bu satırı C bölü A ile çarpacağım ve çıkartıp burada 0 elde edeceğim. Ve burada D eksi C bölü A kere B olacak. Bu 2'ye 2'de yok etme oldu. Böylece nihayet bu matrisin determinantı geçen yıldan cevabı bildiğimden değil, onu bu özelliklerden buldum ki bu 2'ye 2'nin determinantı A kere bunun çarpımıdır. Ve tabii ki A ile bunu çarptığımda bununla bunun çarpımı olur. Ve bu da AD eksi A sadeleşir, BC olur. Aslında bu harika. Bu A'nın sıfır olmadığı durumlarda geçerli. A sıfırsa bu adımı yapamayız. Sıfır pivot olmaz. Böylece yapmam gereken bütün dayanakları kapsadım. Yapmalıyım. A sıfırsa o zaman yer değiştirme yapmalıyım. Ve yer değiştirme çalışmazsa bu matrisin tekil olmasındandır. Tamam. Bunlar determinantın direkt özellikleridir. Ve şimdi sonunda iki tane daha var. 9 ve 10. Ve bunları yapabileceğimizi düşünüyorum. Birincisi burada tamamen bizim yok etme işlemiyle pivotların mevcut olup olmadığı ve sıfırdan oluşan bir satırımızın olup olmadığıyla bağlantılıdır. Bence hepsini tek bir seferde yutabilirsiniz. Özellik 9 ve 10'u söyleyeceğim. Onları yazmak için hazırım. Onlar çok çok kullanışlı. Böylece sadece onları yazacağım ve kullanacağım. Özellik 9. İki matris çarparsam çarpımın determinantını verir. Yani A ve B gibi iki matrisi çarparsam bu çarpımın determinantı A'nın determinantı çarpı B'nin determinantı olur. Ve bu benim için çok değerli bir özellik. Ve bu bana bir şekilde havada kalıyor gibi geliyor. Çünkü matris çarpımlarını henüz bilmiyoruz. Ve burada aniden bu determinantın bu çarpım özelliğine sahip olduğunu görüyoruz. Unutmayın. Onun doğrusal özelliği yoktu. Toplama özelliği yoktu. A artı B'nin determinantı
determinantların toplamı değildi. Ama A çarpı B'nin determinantı determinantların çarpımıdır. Tamam. Böylece örneğin A'nın tersinin determinantı nedir? Özellik 9'u kullanarak onu bu alta yazayım. Çünkü eğer kamera ikisini de aynı anda görüntülerse iyi olur. Yani bunları alt alta koyayım. A'nın tersinin determinantı, çünkü özellik 10 bu boşluğa yazılacak. Bu bana A'nın tersi hakkında, onun determinantı hakkında ne söyler? Tamam, güzel. A'nın tersi hakkında ne biliyorum? A'nın tersi çarpı A'nın birim matris olduğunu biliyorum. Yani ne yapacağım? Her iki yanın determinantını alacağım. Birim matrisin determinantı 1'dir. Ve A'nın tersi çarpı A'nın determinantı nedir? Bu iki matrisin çarpımıdır. A ve B'nin. Yani o determinantların çarpımıdır. Yani ne öğrendim? Öğreniyorum ki A'nın tersinin determinantı çarpı A'nın determinantı I'nın determinantıdır ki bu odur. Yine özellik 1'i mutlulukla kullanabilirim. Tamam. Yani bu bana A tersin determinantının 1 bölü A'nın determinantı olduğunu söylüyor. Burada benim sonucum 1 bölü A'nın determinantı olur. Sanırım ki her zaman düşünmeye çalışırım. Bunu bazı durumlarda biliyor muyuz? Tabii ki A köşegense bunun doğru olduğunu zaten biliyoruz. A köşegen matrisse o zaman onun determinantı sadece şu sayıların çarpımı olur. Yani örneğin A matrisi 2, 0, 0, 3 ise o zaman A'nın tersi 1 bölü 2, 0, 0, 1 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Ve gerçekten bunun determinantı 6. Ve şunun determinantı 1 bölü 6 olur. Ve kuralımız sağlandı. Yani bir şekilde bu ispatı. Bu özelliği, bir şekilde bu özelliğin ispatını köşegen matrise indirgeyebilirsek, o zaman isterse A, isterse A ters olsun veya iki farklı köşegen matris A ve B olsun yapabiliriz. Köşegen için böylece ne söylüyorum? Köşegen matrisler için sağlandığını söylüyorum. Ama eğer elde ettiğimiz önceki özellikleri başka matrisler için de kullanmak istiyorsak, sakince bu argümanları yapmak, yok etme adımlarını yapmak zorunda olabiliriz. Ve bu bana başka bir şey daha söylüyor. Bakalım başka ne söylüyor? A karenin determinantı ne? Bir matris alır ve onun karesini alırsam o zaman bu determinantı karelemiş olur. Doğru mu? A karenin determinantı A'nın determinantı çarpı A'nın determinantıdır. Yani matrisi karelersem determinantı da karelerim. Matris 2 ile çarparsam determinanta ne yapmış olurum? Şimdi bunun hakkında düşünelim. Yani matrisi 2 ile çarparsam aşağıya gerçekleri yazıyorum. A'nın karesinin determinantı A'nın determinantının karesidir. 2A'nın determinantı ne? Bu A artı A'dır. Ama bekleyin. Burada cevabın 2A'nın determinantı olmasını istemiyorum. Bu yanlış olur. O 2A'nın determinantı değil. Nedir? Bütün matrisi 2 ile çarparsam, yani A'nın her elemanını 2 ile çarparsam, matrisin her elemanının 2 katını alırsam, determinantı hangi sayıyla çarpmalıyım? Determinanta ne oluyor? Matrisimizin n'ye ne olduğunu varsayalım. 2 üzeri n olur, değil mi? 2 üzeri n. Şimdi niye 2 üzeri n? Sadece 2 değil.
Yani niye 2 üzerine? Çünkü her bir satırdan 2 çarpanı geliyor. Çarpan, her bir satırdan gelen 2 çarpanı var. Yani ilk satırdan 2 çarpanını dışarı alıyorum. İkinci satırdan başka bir 2 çarpanı var. Bir başka 2 n'inci satırdan geliyor. Yani bütün bu ikiler çarpan olarak dışarı çıkıyorlar. Yani bu bir hacim gibi. Gerçekten bu determinant uygulamalarının en güzel örneklerinden biri olur. Eğer bir kutum varsa ve her bir kenarı 2 katı yaparsam hacmi 2 üzeri n ile çarparım. Eğer kutum 3 boyutluysa hacmi 8 ile çarparım. Yani buradaki 3A kuralıdır. Bu 9. kural. Ve farkına varın ki bu bir çeşit tekil ve tekil olmayan şeyleri bu kural sayesinde kontrol ediyoruz. A'nın tersi varsa onun determinantının anlamı ne olur? Sıfır değil. Ve böylece bu bir anlam ifade ediyor. A'nın determinantının sıfır olduğu durum, benim formülümün artık çalışmadığı durum olur. A'nın determinantı sıfırsa bu saçma olur. A'nın tersi yok ve 1 bölü 0 anlamsız olur. Tamam. Yani bu özelliği kaçırmayın. Bu bir çeşit olabileceği kadar ilginç oldu. Ve 10. özelliğin ifadesi son derece kolay. A devrin determinantı eşit A'nın determinantı. Ve tabii ki hemen onu A, B, C, D matrisinde kontrol edelim. Ve bunu kontrol edebiliriz. İşte A, B, C, D'de çalışıyor. Bu A, D, eksi B, C, şu A, D, eksi B, C öyle de oldu. Yani devriğini almak determinantı değiştirmedi. Ama ne değiştireceği... Onun yaptığı listeledi. Şimdiye kadar hep satırlarla çalıştım. Bir satırın hepsi sıfırsa determinant sıfırdır. Ama şimdi kural 10'la hepsi sıfır olan bir sütunla ne yapacağımı biliyorum. Bir sütun tamamıyla sıfırsa bu determinant nedir? Sıfır yine. Böylece satırlar hakkında bütün bu özellikler gibi iki satırın yerlerini değiştirmek determinantın işaretini değiştirir. Şimdi iki sütunun yer değiştirmesi işareti değiştirir. Çünkü her zaman ne için olduğunu görmek istersem devreğini alabilirim. Bu sütunlar satırlara dönüşür. Yer değiştirme yaparım, tekrar devrik alırım ve bir sütun işlemi yapmış olurum. Yani sonuç olarak satır 1'in herhangi bir özelliği yoktu. Çünkü satırları değiştirebilirim. Ve şimdi satırlar için özel olmayan hiçbir şey sütunlar için de geçerli değildir. Çünkü bu aynıdır. Tamam. Ve yine belki yapmayacağım. Ya bakalım. Yapalım mı? Belki bu 10 numaranızın hızlı bir ispatını görmek yararlı olabilir. Çabukça 10 numaranın ispatı. Alalım bu 10 numarayı. A devrik eşit A. A devriğin determinantı eşit A'nın determinantı. Bunu biraz önce böyle söylemeliydim. Tamam. Yani sadece izin verin. Herhangi bir matris A yok etmeyi kullanırsam bu LU'ya dönüşür. Ve onun devriği U devrik L devrik olur. Devrik alırsam, izin verin, bu ispattır. Bu numara 10'un ispatıdır. Onlardan hangisini kullanacağım bilmiyorum. Böylece 1'den 9'a kadar hepsini koydum. Tamam. 1'den 9'a olanları kullanarak 10. özelliği ispatlayacağım. Bütün durumlara bakmayacağım. Ama hemen hemen her durumu kapsayacak.
Yani hemen hemen her durumda A matrisi LU çarpanlarına ayrılır. Ve A devrik bu şekilde çarpanlarına ayrılır. Şimdi sonra ne yapmalıyım? Yani bunların aynı olduğunu ispatlamak istiyorum. Burada bir çarpım görüyorum. Öyleyse kural 9'u kullanayım. Yani şimdi ispatlamak istediğim, yani şimdi bunun LU ve bunun da U devrik ve L devrik olduğunu biliyorum. Şimdi sadece uygulama yapmak için bütün bu determinantlar nedir? Yani bunlar, bunu ispatlar. Bunu ispatlar ve şimdi yapmaya hazırım. L'nin determinantı ne? L'nin ne olduğunu hatırlıyor musunuz? O köşegenlerinde bir olan alt üçgensel matristi. Böylece bu adamın determinantı ne? 1'dir. Her zaman üçgensel matrisim olduğunda köşegen altındaki bütün bu sıfır olmayanlardan kurtulabilirim. L'nin determinantı 1'dir. L devriğin determinantı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu da üçgenseldir, değil mi? Köşegenlerinde hala birler var. Sadece sıfır olmayanlar köşegenin diğer yanına geçtiler. Ama neyse, bunların hiç önemi yok. Bu benim ispatım. Aslında üçgensel matrislere L ve L devrik veya U ve U devriğe sahipsem onların üçgensel olduğu zaman köşegenlerin çarpımına geldim demektir. Ve devriğini alırsam kimin umurunda? Tamam. Bu ispatta her T'yi bir gülüne kadar her şeyi yazmadım. Ama bu gerçek bir ispat oldu. Bunun somut bir ispatı gibi oldu. Üçgensel matrisi elde et ve sonra köşegen matrisleri elde et. Tamam, bir tane daha geliyor. Bunu yapmak zorundayım. Çünkü bunu izleyen bütün matematik profesörleri bunu bekliyor olmalılar. Tamam, bu nedenle son dakikaya kadar beklemek zorundalar. Çok önceleri özellik 2'de dedim ki satır değişimi yaparsan determinant işaret değiştirir. Yani 7 kez satır değişimi yaparsan determinant işaret değiştirir. Ama o aynı matriste 7 defa satır değiştirmek ve 10 defa satır değiştirmek mümkün mü? Bu mümkünse kötü bir şey olurdu, değil mi? Yapabilirsem niçin kötü olsun ki? Benim bütün dersim biterdi, değil mi? Çünkü kural 2, 7 defa satır değişimi yaparsan o zaman determinantın işaretinin değiştiğini söylüyor. Ama 10 tane satır değişimi yaparsan determinantın işareti aynı kalır. Çünkü 10 tane eksi 1'in çarpımı artı 1'dir. Tamam. Yani burada saklı bir gerçek var. Burada her permütasyon gibi permütasyonlar ya tek ya da çifttir. 7 tane satır değişimiyle bu permütasyonu elde edebiliyorsam o zaman 21 veya 23 ya da 101 içinde elde edebilirim. Yeter ki sayı tek olsun. Veya çift sayılı permütasyonlar. Ama bu durumda bir gerçek var ki görmek için küçük bir cebirsel oyun yapmak lazım. Ve bunun anlamı şu. Determinant 1, 2, 3 özellikleriyle de iyi tanımlanmıştır. Ve sonra da 4'ten 10'a kadar özelliği var. Tamam, bugünlük bu kadar. Ve öğleden sonra web üzerinden sonraki çarşamba için eve de hazırlamaya çalışacağım. Teşekkürler.